kimse keyfi olarak Ramazan'da oruç tutmasa kefaret gerekir mi diye bir soru gelmiş. Şöyle ifade edelim. Kefaret demiş olduğumuz şey, farz olan Ramazan orucuna başlanıp da başlandıktan sonra herhangi bir mazeret, yani kefareti kaldıracak olan bir mazeret olmaksızın orucun esnasında bozulması durumunda gereken bir ceza uygulamasıdır. Kefaret demiş olduğumuz şey. Yani farz oruca başlanır, daha sonradan bozulursa o zaman Ramazan orucuna, o zaman 60 gün kefaret gerekir. Bir günde kazaya ekleriz. Toplam 61 gün olmuş olur. Kefaret budur. Peki hocam, bir insan Ramazan'da sahurda kalktı. Dedi ki ben bugün oruç tutmayacağım. Pek keyfim yerinde değil. O gün oruca niyet etmedi. O günün orucunu kaçırmış oldu. Ne olur? Kefaret gerekmez. Oo hocam, ne acayip bir iş diyebilirsiniz. Yani diğer adam en azından başlamıştı, bozdu. Niye bu adama kefaret gerekmez? Şimdi değerli kardeşlerim, şöyle düşüneceğiz. Yeminlerde yemin-i munakid de vardır, değil mi? La yuahidukumullahu billagvi velakin yuahidukum fi eymanikum velakin yuahidukum bima akkattumul eyman. Yemin-i munakide vardır. Yemini lagiv vardır, yemini gamus vardır. Yemin-i munakide demiş olduğumuz şey, yani ne yaptık efendime söyleyeyim, ileriye dair bir yemin yaptık, şöyle yapmayacağız, daha sonradan yeminimizi bozduğumuz zaman da yemin kefareti ödememiz gerekir. O zaten Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Yemin-i lagiv, işte hevallahi, ebillahi diye devamlı dilimize alıştırdığımız yemin veya öyle biliyorduk fakat öyle değilmiş, kasti olarak bir yemin yapmadık. Yani gerçekten yakinen biz bir hadisenin öyle olduğunu biliyorduk. Buna dair de yemin yaptık. Sonradan baktık ki bildiğimiz gibi değilmiş. Bu yemin-i lagiv kapsamına girer. Dolayısıyla bundan da mesul inşallah tutulmayacağımız Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Bir de yemin-i gamus var. Nedir o? Bir şeyin yalan olduğunu biliyorsun. Buna rağmen Allah'ı yalanına ne yapıyorsun? Şahit tutuyorsun. Allah'ı yalanına şahit tutarak vallahi billahi tallahi işte böyledir diyorsun. Yemin ediyorsun. Yemin sıygası kullanıyorsun. Dolayısıyla kesin kesin yanlış olduğunu, yalan olduğunu bildiğin bir şeye Allah'ı şahit tutmakta bir beis görmediğin zaman buna yemin-i gamus diyoruz. Peki bunun cezası ne? Yok. Yani bunun cezası yok derken bunu kapatacak olan bir kefaret yok. Çünkü bu o kadar büyük bir günah ki bunu ancak istiğfar temizleyebilir. İslam'da hadler de böyledir. Öyle hadler vardır ki zina had yapıldığı zaman da men esabe minhunne şey'en fe'ukibe fehuve keffaratun lehu buyuruyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu usulde de tartışmalı bir mevzudur. Yani kim bu günahlardan birisine düşecek olursa ve dünyada cezası verilecek olursa o onun ahirette kefareti olur buyuruyor. Zina haddi yedi adam, değil mi? Zina etti, celde yedi, 100 tane bekardı diyelim. Bu inşallah kıyamette mesul tutulmamasına vesile olabilir. Adam hırsızlık yaptı. Fakta'u eydiyehuma, eli kesildi adamın bileğinden. İnşallah ahiretteki suçunun irtifağı, kalkması veyahut da efendime söyleyeyim hafiflemesine vesile olur. Bunlar bir rahmettir. Bunlar bize eziyet olsun değil, dünyada cezasını çekelim ki ahirete kalmasın diye verilmiş olan bir şeydir. Dolayısıyla ama bazı şeyler de vardır ki bunların kefareti olmaz. Mesela livata için efendim İmam Ebu Hanife'nin daha çok görüşüne baktığımız zaman ve diğer bazı müştehitlerin görüşü, livata yapan kişiye herhangi bir şeyin gerekmeyeceği yönündedir. Niçin? Livata o kadar büyük bir günahtır ki Cenab-ı Hak fecealna aliyaha safilaha ve amtarna aleyhim hicareten min siccilin mandud. Yani livata yapan Lut kavminin cezasını nasıl anlatıyor Allah Teala? Fecealna aliyaha safilaha, biz o kariyenin üstünü altına çevirdik. Cebrail aleyhisselam geldi, kanadını koydu, yeri gökyüzüne getirdi ve efendim
yerle bir etti derler yani. Dolayısıyla öyle helak oldular. Bunun helakı budur. Bunun cezası budur. Kefaretle vesaire temizlenecek olan bir iş değildir. Yoksa buna had gerekmiyor. O zaman çok fazla demek ki önemli bir şey değil anlamında değil. Bu haddin, bu kefaretin kapatabileceği, temizleyebileceği bir günah değil demektir. Dolayısıyla Ramazan orucuna gelelim. Ramazan orucunu kasti bir şekilde terk ettiğimiz zaman hocam kefaret gerekmiyor. İşte Allah ne kadar büyük bir günah. Peygamber aleyhissalatü vesselam men terake yevmen min Ramazan, kim Ramazan'dan savme yevmin min Ramazan, kim Ramazan'ın bir gün orucunu terk edecek olursa lem yaklihi ve insamet dehr buyuruyor. Senenin tamamını oruçlu geçirse bile o günü kapatamaz. O kadar büyük bir şeyi kaçırmıştır. O kadar büyük bir vebali vardır bu işin kasten terk edilmesinin. Dolayısıyla onun için kefaret gerekmiyorsa bile böyle büyük bir vebale kalmış olur. Daha sonradan tevbe etmesi gerekir ve o günü bire bir gün olarak kaza tutması gerekir. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslimen velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.